Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dünyada yeni bir bakış gelişti. Bu bakış doğayı, suyu, çevreyi koruyan tarım yapmayı, insanların gıda güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Burada su kaynaklarının korunması, suyun kontrolü ve verimli kullanması çok önemli. Ama ne yazık ki bizde bunun tam tersi uygulamalar yapılıyor. Konunun bir uzmanı olarak söylüyorum. Türkiye'nin su kaynakları kısıtlı ve günden güne azalıyor. Bunu verimli kullanmak ve korumak mecburiyetindeyiz. Peki AKP ne yapıyor? Türkiye'nin su kaynaklarını madencilik başta olmak üzere yandaşlarına rant sağlayacak her iş için heba ediyor. Benim seçim bölgem Edirne'de de özellikle taş ocakları için su kaynakları yok ediliyor, ortadan kaldırılıyor. Ama Akbelen'de olduğu gibi yok ettiğiniz her ağacın vebali boynunuzdadır. Suyun yönetimini, sulama projelerinin tamamlamasını beceremediğiniz için ne yazık ki ülkeyi tarımda ithalat cenneti haline çevirdiniz. Seçim bölgem Edirne tam bir tarım kenti. Edirne çeltik ve kanola üretiminde birinci, ayçiçek üretiminde Türkiye ikincisi. Dediğim gibi tam bir tarım kenti. Ama gelin görün ki sulama yatırımları bir türlü bitirilemiyor. Hatta şunu iddialı bir şekilde söylüyorum. 2002 yılından beri, iktidara geldiğiniz günden beri Edirne'de başlayıp bitirdiğiniz bir tane projeniz yok. Bir tane sulama projeniz yok. Çıkarın, ispatlayın. Bakın, bölgenin en önemli sulama projesi Uzunköprü'de bulunan Çakmak Barajı. Üzülerek söylüyorum Sayın Bakan, tam 15 yıldır bitiremediniz. Sadece 1400 metre olan iletim hattını tamamlayamadığınız için baraj dolmuyor. Su akıyor, sizler bakıyorsunuz. Tam 10 yıldır Edirne üreticisi, Uzunköprü üreticisi size yalvarıyor. Bakın, Çakmak Barajı Türkiye'nin GAP'ı varsa Trakya'nın da Çakmak Barajı var. Tam 520 bin dekar arazi suyla kavuşmayı bekliyor. Kabaca bir hesap yapın. 520 bin dönüm arazide ikinci örüm mısır ekseniz tam 2 milyon büyükbaş hayvanın bir yıllık silaj ihtiyacını karşılarsınız. Hadi tarımdan anlamıyorsunuz, matematikten de mi anlamıyorsunuz, bu hesabı da mı yapamıyorsunuz? Sadece Çakmak Barajı mı? Yıllardır bitiremediğiniz barajları, göletleri, sulama yatırımlarını biraz sayayım. Hamzadere Barajı'nın bağlantıları, İpsala Korucuköy Barajı, Çömlekköy Barajı, Su Akacağı Barajı, Gölbaba Barajı, Kemalköy sulaması, hatta ihale aşamasına bile gelemediğiniz Büyük Öğünlü Göleti ve Doğanköy Barajı. Hatta Lalapaşa'da bir göletiniz var, bir türlü sızıntıyı durduramadınız. Durduramıyorsunuz, tıpkı bütçeniz gibi delik deşik olmuş durumda, hala toparlayamadınız. Daha saymaya devam edeyim, bitiremediğiniz projeleri. Meriç, Subaşı ve Umurca, Keşan, Sazlıdere, Altıntaş ve Lalacık, Uzunköprü, Salarlı Göleti, İpsala, Karaağaç Göleti, bitiremediğiniz projelere örnek, sulama yatırımlarına örnek. Tabii siz parayı nereye harcadığınızı hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yandaşın kazanacağı bir rant projesi olduğunda hemen derhal işin içine giriyorsunuz. Ama vatandaşın kazanacağı bir proje olursa para yok, para yok diye bağırıyorsunuz. Bakın, Meriç Nehri'nde fiyaskoyla sonuçlanan bir Arşimet tribünü skandalı var. Milyonlarca para heba oldu gitti. Meriç Nehri kıyılarına beton setler çektiniz, fore kazık uygulaması yaptınız, hepsini yıktınız. Milyonlarca parayı heba ettiniz. Kent ormanını millet bahçesini çevirmeye çalıştınız. Milyonlarca lirayı yine heba ettiniz. Bakın, bu sulama yatırımlarını yapmazsanız ne olur hep birlikte acı bir şekilde görüyoruz. Pazar, market, yangın yeri, her şey ateş pahası. Sulama yatırımlarına önem vermezseniz dünyanın dört bir yanında kapı kapı gezip hayvan ithalatı yapmak zorunda kalırsınız. Tüm tarım ürünlerini de ithal etmek zorunda.
Buyurun tamamlayın lütfen. 11 dakika Sayın Başkanım. Yapmanız gereken şey çok basit. Suları tarlalara akıtmaktır. Bunun için kaynak ayırmaktır. Sulama yatırımlarını hızla artırmaktır. Ama maalesef yapacak iktidar göremiyoruz. Ama yapacak kişiler var. İşte ana muhalefet lideri, ana muhalefet grubu burada. 2028 son gününüz. 2028'den sonra Türkiye'de, Edirne'de yarım kalmış ne kadar sulama yatırımı varsa Cumhuriyet Halk Partilileri olarak bitirmeye söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun Sayın Üniversitesi.